Herkese selamlar. Aromanya TV'ye hoş geldiniz. Ben Yunus Olgun. Tanımayanlar için kendimden kısaca bahsedeyim. 12 yıldır aktif olarak nargile içicisiyim. 6 yıldır ise sahalardayım. Kendimi nargile ve miksoloji üzerine geliştirdim. Bugün ise Aromanya bünyesinde sizlerle birlikteyim. Ve ilk kez Aromanya TV'deyim. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Dilerseniz ilk konumuza hemen geçelim. Bu seride nargileyi en başından başlayarak A'dan Z'ye sizlere anlatacağız. Ve ilk konumuz nargile olacak. İlk sorumuz, başlangıç için nasıl bir nargile takımı almalıyım? Alacağınız nargile kesinlikle çelik olmalı. Peki hangi türdeki takımlara çelik takım diyoruz derseniz eğer, şöyle bir örnek göstereyim hemen. Bu çelik bir nargile takımı. Üzerinde bir kaplaması var. Ama bizim burada baz alacağımız nokta tamamen şu iki parça. Bu iki parçanın çelik olduğu tüm takımlara çelik nargile takımı diyebiliriz. Üzerindeki kaplamanın tercihi tamamen size kalmış. Bu iki parçanın çelik olması dahilinde hem ürününüzü daha uzun süre kullanabilirsiniz, birçok farklı aromayı içebilirsiniz ve kolay temizleyebilirsiniz. O yüzden biraz piyasa araştırması yaparak kendinize en uygun çelik takımı seçebilirsiniz. Takımımızı da seçtiğimize göre sırada önemli bir nokta Markuş var. Nargile takımımızı seçtiğimize göre gelelim Markuş seçimine. Markuş nedir? İlk defa duyanlar için kısaca açıklayayım. İki parçadan oluşur. Markuş başlığı şöyle göstereyim ve hortum. Bunları seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle Markuş başlığınızın kesinlikle takımınız gibi çelik olması gerekiyor ve hortumunuzun soft touch, altını çiziyorum, özellikle soft touch olması gerekiyor. Nedir soft touch? Hortum gıdaya uyumlu malzemeden üretilmiştir ve kolay temizlenebilir. Uzun süre kopmadan, bükmeden ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Diğer klasik marpuşlar, işte keçi derisi olanlar, püsküllü olanlar, kullanat marpuş gibi plastik olanları tercih etmenizi tavsiye etmiyorum. Bunlar ileriye dönük, kolay temizlenebilmediği için ve içerisinde bakteri biriktiği için sizlere uzun vadede zarar verebilir. O yüzden tercihimiz soft touch markuç hortumu ve çelik markuç başlığı olacaktır. Markuçumuzu da seçtiğimize göre gelelim lülelerimize. Gelelim lüle seçimine. Lüle seçimi yaparken nelere dikkat etmelisiniz? Şöyle kısaca üzerinden geçelim. Başlangıç için bir adet funnel, yani tek delikli sırlı ve ortalama 20 ila 25 gram tütün kapasitesi sahip ürünlerden alabilirsiniz. Sır demişken nedir bu sır derseniz eğer, lüleler kalıptan ve tornadan çıktıktan sonra üzerine sürülen bu boyadır. Bu boya hem gözümüze güzel gözükür, aynı zamanda lülenin tütünün şerbetini emmesini engeller. Bu sayede farklı aromaları aynı lülede içmemize imkan sağlar. Lüleyi de seçip tanıdığımıza göre önemli noktalardan bir tanesi olan HMD'lere geçebiliriz. HMD'ler ısı yönetim sistemleridir. Bunlarla ısıyı doğru bir şekilde, dengeli bir şekilde tütüne uygulayarak daha uzun ömürlü, daha güzel, bol dumanlı bir nargile içebilirsiniz. Ve bunlar kendi işlerinde farklılıklar gösterebilir. Klasikleşmiş olan ve hepinizin, nargile içmeyenlerin bile bildiği alüminyum folyo. Bununla içmenizi ilk etapta tavsiye etmiyorum. Çünkü kullanımı ve delmesi çok zor bir HMD çeşidi diyebilirim. Bir diğeri bacça elekli yanmaz. Bu da bu şekilde veya tamamen bu şekilde kullanılabilir. Ama üzeri açık olduğu için ısıyı kontrol etmek yine diğerlerine göre zordur. Bunu da başlangıç olarak sizlere pek tavsiye etmiyorum. Bütün dünyada, daha çok dünyanın %80'inin kullandığı, ülkemizde de son dönemlerde çok popüler olan Lotus. Şu anda elimde gördüğünüz bunun Callaud'un replika modeli bir Lotus. Orijinaliyle arasında pek bir fark yok. Fiyat farkı dışında bunu gayet kullanabilirsiniz. Ve KMD'lerimizi seçtik. Kömür ne kullanacağız diyenler için kömürlere de kısaca şöyle değinelim. Kömürler yine kendi işlerinde birçok farklı farklı sınıflara ayrılabilir. Meşe ağacı, limon ağacı, sandal ağacı, bir sürü geçmişte kalan
ve yeni eklenen kömür çeşidi mevcut. Şu anda en popüler olan ve kullanılması en sağlıklı olan kömür çeşidi şöyle göstereyim. Küp olacaktır. Küpe olan bir ön yargı var. Buna kesinlikle kapılmanızı tavsiye etmem. Kaliteli bir küp nargile kömürü kullandığınız takdirde keyifli baş ağrısı yapmadan bol dumanlı güzel bir nargile içebilirsiniz. Bu küp kömürler de yine filet 25 ve 26'lık olarak farklı farklı segmentlerde. Size önerdiğim HMD'de 25'lik ve 26'lık kömürleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 2 adet şöyle göstereyim. 2 adet içerisine koyup daha sonra bir tane dışına koyarak içim sağlayabilirsiniz. Birazdan da uygulamalı olarak bunu sizlere aktaracağım. Her şeyimizi tamamladığımıza göre artık tütünlerimize geçebiliriz. Sırada tütünlerimiz var. Tütün seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken ve çok hassas bir nokta var. Bandrolü olması. Kesinlikle bandrolü göz ardı etmeyelim. Bandrol nedir diyenler için devlet tarafından bu tütün üreten ve piyasaya sunan firmaların belli başlı denetimlerden geçtikten sonra onay niteliğinde verilen bir belgedir. Onu da kutuların şu kısmında turuncu şeklinde görebilirsiniz. O şekilde bandrollü tütünleri alıp denemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle bandrolü olmayan tütünleri, merdiven altı üretilen tütünleri kullanmıyoruz. Bu kısa dönemde belki pek problem yaratmasa da uzun vadede size ciddi sonuçlar, ciddi sağlık sorunları doğuracaktır. Bunu kesinlikle istemiyoruz. Burayı da anladığımıza göre artık lüle dolumumuza ve nargilemizi hazırlamaya başlayabiliriz. Artık en keyifli noktaya geçebiliriz. Öncelikle suyumuzu doldurarak, daha sonrasında lülemizi hazırlayarak içime başlayabiliriz. Hemen suyumuzla başlayalım ve ne kadar dolduracağımızı sizlerle paylaşalım. Mümkün olduğunca suyu birazcık soğuk koyarsanız daha iyi bir nargile içmiş olursunuz. Nargile takımını takmadan şöyle bir ölçebiliriz. Burada ölçü borunun delikli kısmının, yani difüzör kısmının biraz suyun içerisinde kalması yeterli olacaktır. Suyu biraz fazla koyarsanız daha zor, daha tok bir içim sağlarsınız. Eğer az koyarsanız daha böyle yumuşak bir içim alırsınız. Fazla az koyduğunuz zaman biraz performansında sorun yaşarsınız. O yüzden mutlaka difüzörün 1 santim üzeri ne kadar suyun içerisinde olması gerekiyor ve yeterli olacaktır. Şimdi lülemizi doldurup güzel bol dumanlı bir nargile içelim. Lülemizi artık doldurmaya başlayabiliriz. Az önce gösterdiğim gibi bir tane funnel sırlı 20 ila 25 gram tütün kapasitesine sahip bir lüle aldım. Contamı da lülenin arka tarafına taktım ve lülem hazır. Ardından kendime şöyle bir hazırlama tahtası edindim ve size de mutlaka tavsiye ediyorum. Evde hazırlarken hem daha kolay hem daha pratik olacaktır. Bu tarz dolum setleri mevcut. İğnesi, çatalı vesaire, ama ilk etapta sizin evde gayet bulabileceğiniz bir tane tatlı çatalı ve herhangi bir nargile shop'tan temin edebileceğiniz bir tane iğne başlangıç için yeterli olacaktır. Diğerlerine daha sonrasından aksesuar için erişim sağlayabilirsiniz. Dolum yapmadan önce şöyle tütünümüzü karıştırıyoruz ki şerbet bütün her tarafına iyice bulaşsın. Kuruyan tarafları da ıslanmış olsun. Bunu yapmazsak eğer kuru olan tarafları çabuk yanacaktır. Biraz acı ya da eksik, daha silik bir aroma olacaktır. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra lülemizi artık doldurmaya başlayabiliriz. Şöyle bir çatal alıp şöyle içerisine yavaşça bırakın. Kesinlikle bastırma veya presleme yapmıyoruz. Çünkü sıkışan tütün performansı yarı yarıya düşer ve daha kısa bir içim yapmanıza neden olur. Öyle yavaş yavaş
dolumumuzu yapalım. Şu şekilde de bırakabilirsiniz içine. Hiçbir şekilde bastırmadan. Şimdi burada dolum yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Dolumda ölçü çok önemlidir. Eğer doğru ölçüde dolum yapmazsanız, yani tütünü LOTUS'a, az önce bahsettiğim HMD'ye temas ettirirseniz, siz nargile içmeseniz bile nargile yanmaya devam edecek ve aromanızda bir keskinleşme olacaktır. Bunu istemiyorsanız, daha böyle light, daha yumuşak bir aroma içmek istiyorsanız ve erken tükenmesini istemiyorsanız, tütünü biraz daha az miktarda koyabilirsiniz. Kesinlikle az tütün, daha az performans, daha az duman gibi şeylere sebep olmaz. Mesele tütünün ne kadarının yandığıyla alakalıdır. 30 gram tütün koyup pres yaparsanız bunun yarısı, yani alt kısmı yanmayacaktır. Sadece 15 gramını içip 15 gramını her seferinde çöpe dökeceksiniz. Bu da aya vurduğunuz zaman büyük bir israfa sebep olacaktır. Mesele burada tütünün tamamını içmektir. Onun şöyle kısaca altını çizelim. Dolum yaptıktan sonra tütünümüzü şöyle yavaşça az önce göstermiş olduğum iğneyle düzeltip LOTUS'a değmesini engelliyoruz bastırmadan. Mutlaka LOTUS'la arasında 1 santime yakın boşluk olması gerekiyor. Eğer bu boşluğu sağlamazsanız mutlaka yapışacaktır. Şimdi lülemiz hazır. Son olarak şöyle sizlere de göstereyim. Közlerimizi alıp artık içime başlayabiliriz. Közlerimizi hazırladık. Artık nargilemize ilave edip demlemeye bırakabiliriz. Hemen şöyle kısaca başlayalım. LOTUS'umuzu lülemize yerleştirdik. Közleri ilave edip artık demleyeceğiz. Onun da ölçüsü şu şekilde. 2 tane içine, bir tane de dışarıya olacak. Bu şekilde demlemeye bırakabiliriz. Yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde bekleyeceğiz. Kesinlikle közü koyar koymaz içmeye başlamıyoruz. Bunu yaparsak eğer hem nargilemiz erken tükenecektir hem de yeterli aromayı bu şekilde alamayacağız. O yüzden 3-4 dakika bekliyoruz. Kesinlikle içmiyoruz nargileyi. Daha sonrasında içmeye başlayabiliriz. Evet, nargilemiz yeterli demleme süresine ve yeterli ısıya şu anda ulaştı. Artık bir nefes alıp nasıl bir nargile yapmışız hep birlikte görebiliriz. Hemen sizler için bir nefes alıp tadına bakıyorum. Gördüğünüz gibi kurallara uyduğunuz takdirde gayet keyifli bir nargile evinizde içebilirsiniz. Artık nargilenizi evinizde güzel bir şekilde hazırladınız. Ama her şey burayla bitmiyor. Buradan sonrası tamamen ısı kontrol ve tamamen sizlerin elinde olan bir sistem. Kendinize herhangi bir maşa temin edip közlerinizle oynayabilirsiniz. Isı çok fazla arttığı zaman közlerin bir tanesini bu şekilde indirebilirsiniz. Daha sonrasında gidişatın devamında közler azaldıkça ısı düşecektir. Burada yapmanız gereken en önemli nokta ısıyı kontrol altına alıp sabit, stabil bir düzeyde tutmaktır. O zaman da közleri sirkeleyip tekrar içine koyabilirsiniz. Ve HMD'nin kapağını kullanarak ısıyı muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde evde gayet keyifli, güzel bir nargile içebilirsiniz. Buraya kadar her şey gayet keyifliydi. Diğer bilgiler, farklı bilgiler, işin biraz da teknik konularına bir sonraki bölümde hep birlikte deneyimleyeceğiz ve birlikte işleyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara katılanlar arasından bir çekiliş gerçekleştireceğiz. Yorumlara olumlu ya da olumsuz istediğiniz şekilde yorum yapabilirsiniz. Hepinize Aromanya'dan kucak dolusu sevgiler, bol dumanlar.